Urumçi'de 4 Uygur memur daha cezalandırıldı. Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de 5 memurun sözde istikrarı koruma mücadelesinde görevini yerine getirememek gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi. Fakat onlardan 4'ünün Uygur olması dikkat çekti. Geçen ayda Uygur nüfusunun yoğun olduğu Hotan ilinde 97 memurun cezalandırıldığı açıklanmıştı. Çin'den Uygurlara virüslü mesaj. Çin'in yurt dışındaki casusları, İstanbul'daki aktivistler başta olmak üzere Türkiye'de yaşamakta olan Uygurların cep telefonlarına virüslü mesajlar göndererek provokasyon girişiminde bulunuyor. Çin'de vatandaşların evleri zorla yıkıldı. Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin Nanning kentinde bir sitedeki 400 kişinin evleri yetkililer tarafından zorla yıkıldı. Taşınma telafisinin de verilmemesinin ardından vatandaşlarla polis arasında çatışma yaşandı. Trump'tan Kuzey Kore uyarısı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamadı. Trump ayrıca Kuzey Kore'ye karşı girişilecek büyük bir savaşta milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulundu. Japonya'dan ABD donanmasına destek. Japonya'nın donanmasındaki en büyük destroyer gemisini Pasifik'te bulunan ABD'ye ait askeri gemilere eşlik etmesi için görevlendirildiği iddia edildi. Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı. Rus uçağı türbülansa girdi. Moskova'dan Bangkok'a uçan Rusya'ya ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı inişe 40 dakika kala türbülansa girdi. Acil iniş yapan uçakta 24'ü Rus, toplam 27 kişi yaralandı.